Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 15-21 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Hafta başında Merkür Boğa burcundaki gerilemesini bitirecek. Artık yavaş yavaş ileri harekete dönecek ama haftanın ilk birkaç günü yavaş olacağı için iletişim konularında da sıkıntılar, kısıtlanmalar söz konusu olabilir. 15 Mayıs'ta sabah saatlerinde Ay Balık Burcu'nda Neptünle birleşecek ve ardından öğle saatlerine kadar boşlukta olacak. Bu nedenle biraz haftaya belirsiz ve karışık enerjilerle başlayabiliriz. 11'den itibaren ayın koç burcuna geçişiyle beraber enerji artmaya başlıyor. Daha çok kendimizi ifade etme, dış dünyadaki aktiviteler fiziksel anlamda motivasyonumuzun yükselmesi söz konusu olabilir. Bu hafta Jüpiter 16 Mayıs'ta e, Boğa burcuna geçecek. Koç burcundaki son derecelerinde artık e, 29 derece Koç burcunda aynı zamanda sevgili Koçlar 20 Nisan'daki Güneş tutulması derecesi de tetikleniyor. Bu haftanın önemini daha da arttırıyor. Bu hafta önce Jüpiter ardından e, Yengeç Burcu'ndaki Mars tarafından Tutulma noktası tetiklenecek. Ee, sizin için de önemli bir hafta. Dolayısıyla tutulmanın etkileriyle karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Ee, hafta başından itibaren enerjinizde yükselmeler ve değişimler söz konusu olabilir. Tabii ki burada Venüsün hafta boyunca yengeç burcunda olması, Mars'ın da yengeç burcunda olması biraz daha ev, yuva, aile, özel yaşamla ilgili konularda daha fazla enerji yönlendirebileceğiniz yönlendirebileceğinizde işaret ediyor. 16 Mayıs'ta Jüpiter artık Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. Bu 26 Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Para evinize doğru bir Jüpiter hareketi başlıyor ki bu önümüzdeki bir yıllık süreçte parasal kazançlarınızı olumlu yönde değiştirebilir, kazançlarınızı arttırabilir ya da sahip olduğunuz değerlerin daha da fazla güçlenmesine neden olabilir ayın 17'si 18'ine kadar özellikle 17 öğleden sonraki saatlerde ay koç burcunda olacak fiziksel anlamda ve duygusal anlamda hareketli bir haftadasınız. Çabuk da etki altında kalabilirsiniz. Çünkü özellikle yakınlarınız için, aile üyeleri için bu hafta daha fazla endişelenmeniz söz konusu. E, ve Mars'ın da buradaki hareketi ve son derecelerde hareketi hafta sonuna doğru hem tutulma derecesini tetikleyecek hem de sizin ev yuva alanlarınızdaki hareketinizi e, mücadelenizi biraz daha Öne çıkaracak ve 19'unda yeni ay doğuyor. Boğa Burcu'ndaki bu yeni ay önümüzdeki bir ayı da önemli ölçüde şekillendirecek. Bu yeni ay sırasında Venüs Yengeç Burcu'nda, Mars Yengeç Burcu'nda parasal kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar verebilirsiniz, adımlar atabilirsiniz. Ee, özellikle ev, evlenmek gibi, ev kurmak gibi, emlak almak, satmak gibi aileye yönelik, yuvaya ait konularda sizi daha fazla destekleyen, maddi anlamda size güven ve istikrar sağlayabilecek e, olumlu bir yeni ay 19 Mayıs itibariyle doğuyor. Bu yeni ayla da ilgili detaylı bir video hazırladım. Yine Demet Bağdacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hafta sonundan itibaren enerji gezegeni ve sizin yönetici gezegeniniz Mars Aslan Burcu'na geçecek. 20 Mayıs'tan itibaren önümüzdeki bir buçuk aylık süreç içerisinde enerjinizi daha çok keyif aldığınız konulara sizi kişisel anlamda motive edecek faaliyetlere ki bunlar aşk ve romantik konular olabilir, sanatla ilgili hobilerle ilgili çalışmalarınız olabilir, çocuklarla ilgili aktiviteler olabilir. Daha fazla yönlendiriyorsunuz. Hafta boyunca Mars'la Jüpiter arasında kare açı etkin. Bu nedenle lütfen dengeli olmaya çalışın haftanın genelinde. Gerek duygusal anlamda, gerek fiziksel anlamda biraz aşırı motive olabilir gereksiz riskler alabilirsiniz sağ duyulu olmak çok önemli öyle abartılı düşüncelerden abartılı davranışlardan hafta genelinde lütfen uzak durmaya çalışın sevgili Koçlar hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum Hoşçakalın.